bireysel bir yaklaşım var. Bunun üzerine bir psikolojik araştırma dikkatimi çekti. Bu 40 küsur ülkede yapılmış bir psikolojik araştırma. Bu araştırmada insanlara soruluyor. Yani kendine mutluluk açısından 1 ile 10 arası bir puan ver. İşte en mutlu, çok çok mutluysan ona 10 puan ver. İşte hiç mutlu değilsen 1 puan ver. Sonuçta kendi durumunu nasıl görüyorsan, ortada görüyorsan 5 ver işte. Yani 1 ile 10 arası bir puan vererek kendi mutluluk durumunu belirt diyorlar. Ve bunu ayrı ayrı ülkelerde soruyorlar. 40'tan fazla ülkede soruyorlar. İnsanların büyük bir çoğunluğu aslında dünyada kendini mutlu tanımlıyor. Çok Dünyada ilginç. verilen puanların büyük bir çoğunluğu 7 ve 8 arasında Çok ilginç. değişiyor. Ve bizi genelde mutlu eden şeyleri saydığımızda işte sağlık, maddi güç, sevdikleriyle bir arada olmak gibi şeyleri sayarız. Gerçekten de bunların insanın mutluluğuna önemli bir etkisi var. Fakat ilginç bir şekilde bu ankette görüyoruz ki en zengin ülkeler mesela Amerika gibi ve de mesela daha fakir ülkeleri de ele aldığımızda aralarında mutluluk endeksinde o kadar büyük bir fark yok. Mesela kişi başı milli gelir biri diğerinin 10 katı olabiliyor ama birisi 7-8 veriyorsa öbürü de 6-7 veriyor. Çok yakın yani, Aralarından evet. çok yakın. Bütün bu ülkeler birbirlerine çok yakın. Bu da gösteriyor ki aslında doğuştan insanın bir kodlu bir şeyi var aslında mutluluk için. Yani maddi şeyler falan da bizim sandığımız gibi mutluluk oranımızı çok fazla değiştirmiyor. Ve yine bu psikolojik deneylerdeki daha da ilginç sonuçlardan bir kısmı şu. Biz aslında neyin bizi mutlu edeceği konusunu iyi bilmiyoruz. Bu deneylerde gözüküyor. Burada mesela insanlara soruyorlar. Diyor ki seni dünyada en mutlu edecek olayı say birçok kimse. Mesela birçok kimse diyor ki bana piyangodan müthiş para çıkması diyor. Sonra bakıyorlar piyangodan para çıkanlara üzerine mesela bir araştırma yapıyorlar. Ha görüyorlar ki piyangodan para çıkanların büyük bir kesim gerçekten en başta mutlu oluyor. Mesela 7-8 diyorsa başta 9-10 diyor. Fakat bir süre sonra o eski seviyesine çok hızlı bir şekilde geri dönüyor bir sene sonra. Bundan daha da ilginci birçok kimseye soruyorlar diyorlar ki seni en mutsuz edecek olay ne? Ve aslında bizi mutsuz edecek olayları da Bilmiyoruz. sandığımız kadar iyi bilemiyoruz. Aa, Çoğumuz çok dolar güzel. olarak diyoruz ki mesela birçok insan diyor kendisi felçli olmasını söylüyor. Yani gerçekten birçok insan için felaket bir şey gözüküyor felçli İlla ki. olması sağlam bir insan için. Fakat felçli olan insanlarda da bir sene sonra bir yine değerlendirme yaptıklarında ilk sene çok mesela hızlı bir düşüş oluyor felçli olduklarında. Gerçekten mutluluk seviyeleri oldukça düşük oluyor. Fakat bir sene sonra onlar bile eski seviyeye çok yakın bir yere geliyorlar. Ha buradan benim çıkartacağım sonuç şu. Buradan da gözüken şey bizim aslında aşağı yukarı insanların hepsinde başta doğuştan böyle bir ortanın üstü mutluluğa kodlu bir şey var adeta. Ve böyle çok çok açlıktan sürünmüyorsak o tip durumlarda onlar tabii bunu ciddi şekilde fark ettirebilir. Mutluluğumuzda çok büyük bir fark oluşmuyor. Ve dikkat edin. Dünyadaki çok korktuğumuz olaylar da sandığımız kadar bizi mutsuz etmiyor. Çok mutlu olacağını tahmin ettiğimiz olaylar, işte şöyle bir kızla evlenirsem çok mutlu olurum, şu kadar zengin olursam çok mutlu olurum da sanacağımız kadar bizi mutlu etmiyor. Bir süre sonra ona alışkanlık kespediyoruz ve yine Çok normal enteresan, çok seviyemize. ilginç. Ha ben de o zaman diyorum ki bu dünyanın içinde sırf has merkezde bir mutluluğu merkez yapmak ne kadar rasyonel olabilir? Şimdi din bize bu dünyadaki basit mutluluk hesaplarını aşkın bir şey söylüyor. Gerçek hedefin Allah'ın rızası olmasını söylüyor. Eğer ki bu beden bizim değilse o zaman her şeye bakışımız değişir. O zaman öldükten sonra bizim yeniden yaratılma ihtimalimiz vardır. Eğer bu beden bizim değilse biz gayesiz, sebepsiz, anlamsız değiliz. Bizim bir Ama anlamımız vardır.